Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemini öğreneceğiz. Birlikte yapıştırdığım çileklerin sayısını bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam 12 tane çilek var. Çilekleri eşit bir şekilde iki çocuğa paylaştırmak istiyorum. Bir çileği erkek çocuğa verdim, diğerini kız çocuğa verdim. Şu an çilek sayıları eşit. İkisinin de birer tane var. Peki benim 12 tane çileğim vardı. Çocuklara birer tane verince çileklerim ne oldu? Harikasınız, azaldı. 12 tane çileğim vardı. Çocuklara birer tane verdim. Yani 2 tane azaldı. Kaç çilek kaldı burada? 10 çilek kaldı. 10 çilekten birini bir çocuğa, diğerini diğer çocuğa verdim. Yani yine kaç tane azaldı? 2 çocuk olduğu için 2 tane azaldı. 8 çilek kaldı. 8 çileğimin birer tane verdiğimde yani 2 çilek verdiğimde azaldı. Kaç çilek kaldı? 6. Burada 6 çilek var. Yine birer tane veriyorum çocuklara. Çileklerim ne oldu? 6 çilekken ikisi gitti, 4 çilek kaldı. 4 çilekten birer tane verdim çocuklara. 2 çocuk olduğu için 2 azaldı. 2 çilek kaldı. 2 çileği birer tane çocuklara verdiğimde ne oldu? 0 tane çileğim kaldı. Çilek kalmayana kadar bu işlemi yaptık. Her seferinde kaç çıkardık? 2. Çünkü İki tane çocuk var. İki çocuk arasında paylaştırma yaptım. Tekrarlı çıkarma görüyoruz değil mi? Bakın her seferinde iki çıkarıyor ve tekrarlı çıkarma. Peki ben bu çıkarma işleminden kaç tane yaptım? Bakın birinci işlem, şöyle işlem diye yazabiliriz. İkinci işlem, üçüncü işlem, dördüncü işlem, beşinci işlem, altıncı işlem. Toplam 6 tane çıkarma işlemi yaptık. Peki çocukların çilek sayısı kaç? 2, 4, 6 erkek çocuğunun. 2, 4, 6 kız çocuğun çilek sayısı. Yani altışar tane çilekleri oldu. 6 işlem yaptım. altışar çilekleri oldu. Çocuklar tekrarlı çıkarmanın kısa yolu bölme işlemidir. Biz bu işlem yerine kısa yoldan bölme işlemi yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? 12 tane çilek vardı. Bölme işaretimiz şu şekilde. 2 tane çocuk olduğu için 2 çocuğa paylaştıracağız. Yapacağımız şey 2'şer 2'şer 12'ye kadar saymak olacak. Sayalım birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç parmak? 6. Buraya 6 yazıyoruz ve burada çarpma işlemi yapıyoruz. 6 kere 2, 12. 12'nin altına yazdık ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 0, 0. Yani hiç çileğimiz kalmadı. Her bir çocuğun kaç çileği oldu? 6. Bakın cevabı bulduk. Şu şekilde de yapabiliriz. 12. Bu da bölme işareti. İkişer ikişer 12'ye kadar sayarsak 6 buluruz. Cevap da 6'ydı. 18 kurabiyeyi 2 tabağa eşit bir şekilde paylaştıralım. Hayal edin çocuklar 18 tane kurabiye var. Elinizde 2 tabak var. Ne yaparsınız? Kurabiyelerden birer tane alır tabağa koyarsınız. Ne oldu kurabiyeler? Azaldı. Birer tane aldık koyduk. 2 azaldı. 2 azaldı. Her seferinde 2 azalıyor. Tekrarlı çıkarma işlemi. Kısa yolu bölme işlemi. Bölme işleminde her bir sayının adı var. Önce işlemimizi yapalım. Sonra bu isimleri öğrenelim. İkişer ikişer 18'e kadar sayıyoruz. Bakalım 18'in içinde 2 kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Bakın 9 parmak. 9 tane varmış. 9'u buraya yazdık. Burada çarpma işlemi yapıyoruz. 9 kere 2 18 yapar. Çıkarmamızı yaptık ve 0 kaldı. Yani hiç kurabiye kalmadı. Her bir tabakta 9 tane kurabiye oldu. 18 bölünen sayımız. Çünkü biz 18'i böldük. Peki kaça böldük? 2'ye 2 bölen sayımız. 18'i bölen 2'dir. Adı bölen. Cevabımız 9. Her tabakta 9'ar tane kurabiye var. Cevap neymiş? Bölüm. Adına bölüm diyoruz. Kalan kurabiye var mı? Hayır. Sıfır. Buraya da kalan diyoruz. Bölme işlemini bu şekilde de yapabiliriz. İkişer ikişer 18'e kadar saydık. Cevap 9. Yazdığım bölme işlemlerini yapalım. 16'yı 4'e bölmüş. Şöyle hayal edin. Elinizde 16 tane kalem var. Karşınızda 4 çocuk var. Kalemleri 4 çocuğa eşit bir şekilde paylaştıracaksınız. Ne yaparsınız? 16 kalemin içinden birer tane kalemi 4 çocuğa verirsiniz. Verince kalemleriniz ne oldu? Azaldı. Kaç azaldı? 4. Devam ediyorsunuz kalemleri çocuklara vermeye. Tekrar 4 azaldı. 4 azaldı. Kalem kalmayana kadar bu işlemi yapıyorsunuz. Tekrarlı çıkarma işlemi. Her seferinde 4 çıkardınız, 4 çıkardınız, 4 çıkardınız. Değil mi? Kısa yolu bölme işlemi. 4'er 4'er 16'ya kadar sayıyoruz. 4 8, 12, 16. Kaçmış? 4. Buraya yazdıktan sonra çarpma işlemi yapıyoruz. 4 kere 4, 16. 16'nın altına yazdık. Çıkarmamızı yapıyoruz. Kalan kalen 0. Cevap 4. Her bir çocuğu 4'er kalemi olmuştur. 5'er 5'er 30'a kadar sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kaç parmak? 6. 6 yazdıktan sonra çarpma işlemi yapıyoruz. 6 kere 5, 30 çıkarmamızı yaptık. Kalan 0 bölüm yani cevap 6. 3'er 3'er 15'e kadar sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç parmak? 5. Bölüm kısmına yazdık. Çarpma işlemi yapıyoruz. 5 kere 3, 15. Çıkarmamızı yaptık. Kalan 0 cevap 5. Verilen tekrarlı çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yazacağız. Peki nasıl yapıyoruz? 18'den 3'ü çıkarmış 15 kalmış. 15'ten 3'ü çıkarmış 12. Bakın her seferinde 3'ü çıkarmış, 3'ü çıkarmış, 3'ü çıkarmış. Burada verilen ilk sayı kaç? 18. Demek ki bölünen sayı 18 olacak. Her seferinde 3'ü çıkardığı için bölen sayı da 3 olacak. Bakın ilk sayımız bölünen sayı. Her seferinde 3 çıkardığı için bölen sayı 3 olacak. Kaç tane işlem yapmış? Birinci işlem, ikinci işlem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı işlem. 6 altı tane işlem yaptığı için bölüm 6 olacak. Zaten bunu ritmik sayma yaparak da bulabiliriz. Bölme işlemi olarak bu şekilde ifade ediyoruz. Buradaki tekrarlı çıkarmayı bölme olarak yazalım. İlk sayı ne? 10. Demek ki bölünen sayı 10. 10'dan her seferinde bakın kaç eksiltmiş? 5 eksiltmiş. Sonra kalan sayı 5. Beş. 5'ten tekrar 5 eksiltmiş. Her seferinde 5 çıkarmış. Bölen sayı 5 olacak. Cevap ne olacak? Bölüm kaç olacak? Kaç işlem var? 2 işlem var. Bölüm 2 olacak. Bunu bulmak için zaten 5'er 5'er 10'a kadar da sayabiliriz. 5, 10. Bu şekilde 2 cevabını da bulabiliriz. Dersimiz bitti. Görüşürüz.